Eşref Paşa Mahallesi sakinlerinden Sayın Osman Okat'la birlikteyiz. Osman Bey, gazetemizin haber merkezine arayarak mevcut yolunuzun 15 dükkan yapımı için daraltıldığını, bundan duyduğunuz rahatsızlığı ifade ettiniz. Bunu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Efendim, biz Sayın Mahalle Muhtarımız Ramazan Doğankaya ve mahalle sakinleriyle birlikte bu yolun harfiyatı, dükkan harfiyatı alınırken gördük ki yolumuza 1,5 metre kadar giriliyor. Muhtarımız heyetimizle birlikte belediye başkanımıza durumu ilettik. Sayın belediye başkanımız bize söylediği, ben buraya arkadaşlara baktırayım, gereğini yaparız dedi. Ne zaman oldu bu görüşme? Bu görüşme dükkan harfiyatları alınmaya başlarken, yaklaşık 1,5 ay önce. Yaklaşık 1,5 ay önce. Fakat daha sonra herhangi bir gelişme olmadı. Ben Sayın Belediye Başkanımıza elde ettiğim telefonla ulaşmaya çalıştım. O günlerde de Kastra Okyum Festivali falan nedeniyle ilgilenemedim, bakamadım ben bu olaya dedi. Bu şekilde günden güne inşaat ilerlemeye devam ediyor. Herhangi bir gelişme olmadı bugüne kadar. Elimize, muhtarımıza bir defa daha gidelim, başkana görüşelim dedim. Muhtar, ya karşı karşıya kalmayayım ben belediyeyle. Biz görevimizi yaptık. Bir düzelme olmadı. Yapacak bir şeyimiz yok dedi. Ben de konuyu basın aracılığıyla duyurmayı uygun gördüm. Size de onun için başvurdum. Yani özetle yolunuzdan 1,5 metrelik payın alınmamasını, bu işin düzeltilmesini arzu ediyorsunuz. Düzeltilmesini arzu ediyorum, onu istiyorum. Belediyemiz güzel hizmetler yapıyor, gördüğümüz gibi burası park. Ama bu güzel hizmetlere gölge düşürecek bir şey daha yapıyor ki yolumuzu daraltıyor. Biliyorsunuz ilimizde trafiği rahatlatmak, insanları rahatlatmak için alt geçitler, üst geçitler yapılıyor. Milyonlarca yatırım yapılıyor. Bunun yanında da bu 15 dükkan 14 olabilir. Ya da 15. dükkanın şu köşesi şöyle dörtgen yerine beşgen olabilir. Şu köşesi şu şekilde kırılabilir. Şu işte yolumuz, görüyorsunuz. Kırılabilirdi ama bunu bir şekilde başkanımıza ulaşıp düzeltemedik. Yani sayın başkanımız gelip görse belki de düzeltecek. Ama getirip göstermek imkanımız olmadı. Yolumuz bu şekilde daralıyor. Mümkünse buranın düzeltilmesi. Mahallemizde gören herkes buranın uygun olmadığını söylüyor. Bu şekilde yola girmesinin uygun olmadığını söylüyor. Görüşebiliriz. İşte komşumuz, işte bayan komşumuz. Bunlarla da görüş alabiliriz. Hiçbir kimse buranın bu şekilde olmasını arzu etmiyor. Belediyemizde millete rağmen, millete hizmet ederken bu şekilde bir yanlışın içine girmemesi gerekir diye düşünüyorum. Velak yol. Yani ben buranın öncelikle 15 dükkan. Biz bunun mücadelesini yaptık ama belediye başkanı da sayın belediye başkanına. Ama muhtarına bir şey yaptı. Tabi sunum da biraz herhalde zayıf oldu. Fotoğraflı gittik biz buranın. Ya bir dükkan eksik yapmıyorsa ne olacak? Şimdi buranın 15 tane dükkan yapılıyor. Bunlar 15 tane araçlar olacak. Yani nerelere park yapılacak? Park sorunu olacak. Burada olaylar çıkacak. Yani hiç olmazsa yapıyorsun altın, o zaman otopark yap ki bu dükkan sahipleri otoparkına koysun araçlarını. Yol daralıyor. Yani sorun çok olacak burada. Bu nedenle çözüm bekliyoruz. Çözüm bekliyoruz. Yani çözüm bekliyoruz. Yani aslında bizim istediğimiz neydi biliyor musunuz? Sayın Belediye Başkanı'nın inşaat almayan buraya gelip de gazetinde kendi gözünden görmüş olsaydı, yani bu iş belki çözülürdü. Ama gelmedi. Gelmesini isterdik.